Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakanımız Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık, diye belirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı'nın devam ettiğini belirterek, COVID-19 pandemisi nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Faz 3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha biner lira olmak üzere toplamda 16 milyon TL aşkın tutarı hesaplara yatırdık, dedi. Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında faz 3 desteklerinin sürdüğünü ve başvuruları ne devlet üzerinden alındığını hatırlatan Bakanımız Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık, dedi. Bakanımız Derya Yanık ayrıca, biz bize yeteriz Türkiye, milli dayanışma kampanyası kapsamında son olarak 5000'den fazla haneye biner lira olmak üzere toplamda 5,3 milyon TL geçen ödeme yapıldığını ifade etti. Sosyal yardım programlarıyla 7,2 milyon haneye ulaşıldı. Bakanlık olarak, salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin bir şekilde devreye soktuklarını kaydeden Bakanımız Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası ile yaklaşık 7,2 milyon tekil haneye 10,9 milyar TL destek ulaştırdık, ifadelerini kullandı. Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan 2020 tarihinde E-Devlet kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başladığını belirten Bakanımız Derya Yanık, süreci şu şekilde özetledi. Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Bakanımız Derya Yanık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını belirtti. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.